Tanıdığım Fethullah Gülen diyorum ama bunu duyunca insanlar çok tanışmış olduğumu düşünebilir. Böyle bir şey yok. Çünkü kendisiyle hayatta en fazla iki cümle konuşabildim. Bir cümle ben kurdum, bir cümle de o kurdu. O da bir ilk ortaya çıktığı anlardan birisi olan 11 Şubat 1995'te İstanbul Bakırköy'de Polat Rönesans Oteli'nde şatafatlı bir iftar vermişti. Oraya çok sayıda gazeteci davetliydi. Ben davetli olanlardan değildim, Milliyet Gazetesi'ndeydim. O sırada merhum Ufuk Güldemir genel yayın yönetmeniydi ve bir ekip halinde gitmiştik. O olayı da en iyi Milliyet vermişti. Çok fotoğraflı, sayfalarca ele almıştık. Ve hatta başlığı da Hoca Efendi Süperstar diye atmıştı o tarihte Ufuk Güldemir. Orada kendisiyle elini sıktım ve nihayet tanışabildik dedim. Onun da bana cevabı, siz zaten beni tanıyorsunuz oldu. Ondan başka hayatta tek kelime konuşmuştuğum kendisiyle yok. Bu bütün bu yaşananlardan sonra iyi bir şey olarak görülebilir. Çünkü eskiden hani derler ya askere gitmeyene kız vermiyorlar. Eskiden büyük medyada çalışıp Fethullah Gülen'le yemek yememiş, onun sohbetine katılmamış gazeteciler çok itibarsızdı. Hele onu eleştirenlerin şansı hiç yoktu. Kuyruk olurdu. Bir takım hem kendisinin ziyareti için Pensilvanya'ya gitmeden önce İstanbul'da Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı'nın ya da bir takım dershanelerin mekanlarında ve Bankasya'nın da bir takım binalarında gazeteciler, genel yayın yönetmenleri, patronlar toplanırdı, sohbetler edilirdi. Böyle bir ortam vardı. Daha sonra Pensilvanya'ya gidildi ve bir de tabii dünyanın dört bir tarafındaki okullarına gazeteci turları, akademisyen turları yapılırdı ama gazeteci turları yapılırdı. Ayrıca bir de ABANT toplantıları vardı ama ABANT toplantılarında Fethullah Gülen değil de bir takım cemaatin önde gelen isimleri vardı.